Temel Çakıroğlu Trabzon'dan katılıyor. Eşim evet. Deniz Çakıroğlu 9 Şubat tarihinde evi terk etti. 1,5 yaşındaki kızımızla onunla beraber eşimle barışmak istiyorum. Doğru Barış, söyledim? Barışmak istemiyorum artık. Yani daha doğrusu sonradan oldu bu olay. Barışmak kızımı, istemiyor musunuz? Hayır kızımı istiyorum sadece. Peki ilk başvurduğunuzda barışmak mı istiyordunuz? Evet. Neyi kararınızı değiştirdi? O burada baya bir süre buradaydım. O arada konuşmalarımız ve yaptıkları yanlışlardan dolayı vazgeçtim. Yani daha da istemem hiçbir şekilde işimi. Ne yanlış yaptı? Yani erkeklerle beraberdi, arkadaşıyla beraber. Nereden biliyorsunuz bunu? Biliyorum, Belki de böyle bir şey yok. Videoları var. O yüzden oyun oynarken, okey oynarken kızımın odasında. Aynı evet. kaldığı evde. Peki. Aslında açılmış bir boşanma davanız yokmuş. Yok. Barışmak istiyorum diyerek geldiniz. Hı. Şimdi barışmaktan vazgeçtiniz. Hı hı. Ve ayrılık kararımı aldınız. Evet. Eşiniz evi niye terk etti? Ya eşim zaten boşanmak istiyor. Sürekli. Evi niye terk etti? Asıl evet. olay zaten 9 Şubat'tan öncesinde. Başlayayım oradan önce. Esra abla biz zaten çalkalantılıydı bir evim, evliliğimiz vardı. Hı hı. Ee, ben 5 sene boyunca bu evliliği hep... Ayakta tutmak için uğraştım. Hı -hı. Sürekli her konuda, her başkalar, aileler yüzünden olan konularda dahi beni suçluyordu. Hı -hı. Boşanmak istiyordu her seferinde kurtulmak için Hı -hı. ve hep vazgeçirdim. Hep ısrarcı oldum ona. Yuvayı çünkü biz ikimiz kaçarak evlendik, severek Hı -hı. evlendik. İkimiz girdiysek o yola kimseyi istemiyorduk biz evimizin içinde. Ama her seferinde üçüncü şahıs soktu evin içine. Hı -hı. Bu Kim yüzden... o üçüncü şahıslar? Ya aileler. Yani benim ailem olsun, kendi ailesi... Benim o ailem de hata yaptı çok ona... Ve Hı -hı. ben hiçbir zaman ailemin arkasında durmadım... Eşimin arkasında durdum... Her zaman, her destekte... Ama o her seferinde beni suçladı... Hı -hı. Hep boşanmak istedi, vazgeçirdim... Boşanmak istedi, Hı -hı. vazgeçirdim... Çocuğumuz olmuyordu... Üç sene boyunca olmadı... Ben sabahlara kadar belki... O secdeye yatıp Allah'a ağlayarak yalvardım Çocuğum olsun diye... Hı -hı. O hep isyan ederdi çocuk veremiyorum diye... Ondaydı problem biraz... Sonra mucize oldu. Bir tane kızım oldu ve çok o çok istediğim, elinize yüzünüze bulaştırdınız değil mi? Çok istediğim. Tabii Rabbim vermiyorsa var bir sebebi demek evet. yani. Yani bak vermiyor Rabbim vermiyor. Var bir sebebi yani. Evet, hiç bir tedavi falan görmedik yani. Hı hı. Bir anda olan bir şey ve ben kız çocuğuna çok çok aşırı derecede düşkün biriyim. Hı hı. Yani sadece kendi kızım için değilim. Otelde de aynı çocuklara aynıyım her yerde. Çocuk olduktan da. sonra şimdi hayatınızın bir zorluğu var. evlendiğiniz üçüncü şahıslar diye bahsettiğiniz, senin hı. ve onun ailesi. Evet, yani ee, aileler sürekli yuvamızı yuvamıza girdiler yani konu olarak girdiler. Yani hı. yıkmak için çok uğraşmadılar ama. Yanişık bir düzeniniz oldu mu evlendiğinizden beri eşleriyle? Evet, eşimle. ben evlendikten sonra zaten askere gittim. Yani hı hı. bizimki biraz hızlı oldu. Bugün tanıştık, sonraki gün kaçtık. İşte 10 gün sonra evlendik, 10 gün hı hı. sonra da askere gittim. Ama hep onun isteğiyle gittim yani yaptım bunları hiç kendi isteğimle değil. Senin iraden ya, yok mu? Yok o anlamda değil beraber konuşarak anlaşarak <laughs> yani ben mesela dedim yapabilir misin ailemle benim ailem kalabalık yaparım dedi Hı -hı. geleyim evlenelim olsun. Hep tanımadan yani, birbirinizi yapılmış bir evlilik. Biraz yani tanıyorduk aslında birbirlerimizi Hı -hı. ve biz gerçekten yani böyle çok severek evlendik. Hı -hı. Ama çok yer değiştirmişsiniz. Mesela seni anlatmışsın. Evet onu da ee, söyleyeyim. Karım o... babamla anlaşamıyordu. Kavga gürültü oluyordu. Hı -hı. Ee, ben askerdeyken ailemin yanında yaşadı. Oradan ayrıldık. Ee, bu sefer eşimin annesinin yanına gittik. Ee, Karasu'da yaşamışsınız. Oradan ayrılmışsınız. İzmit'e gitmişsiniz. Karının e, ailesinin yanına, evet. oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Yani yerleşip düzenden sürekli... kastım. Mesela Trabzondasın ya, kaçtığında da, da evlendiğinde her şey aynı düzen içerisinde devam eder. Ben... Sizin öyle değil. Çok hareketli bir hayatınız var. Abla ben normalde o şekil istedim zaten. Bir yerde düzenimizi kuralım, orada duralım. Ama diyelim ki bir sene bir bir yerde duruyorsa orada rahatsız oluyor hemen. Hı hı. Bunu alıyor. Yani sürekli bir yer farklı bir şey. Peki istiyor. sana göre bu evliliğin bitiş sebebi kim? Eşim. Ve yani ben eşimden normalde böyle büyük bir sebebimiz yok. Ben normal işimde ben normal bir ustayım zaten. Normal şirkette çalışan bir insanım. Maaşımı daha alsam akşam getirir ona veririm. Ödemeleri o yapar. Gider alışveriş yapacaksa Hep kendini yapar. Onda. Hepsi evin sorumluluğu komple onda her şey. Peki hayatınızdaki şimdi eşin Deniz'le telefon hattındaymış. Hayatınızdaki mucize gerçekleştikten sonra yani ee, bir evlat sahibi olduktan evet. sonra durulmadınız mı? O ya biz durulduk aslında. Çok istiyorduk çünkü. Diyorum ya sabahlara kadar ben ağlıyordum yani çocuğum olsun diye. Tamam ağladın o da, Rabbim o da senin çok... senin gözyaşlarının karşılığını nerede verdi. verdi. Ben, Amile kaldı çocuk dünyaya evet, geldi. Biz, Sakinleşmediniz mi? Biz normalde sakinleştik. Biz onunla çok kavga etmezdik. Yani annesi vefat ettikten sonra zaten başladı asas. Geçen sene Şubat ayında. Yani psikolojisi falan biraz Bozuldu. bozuldu gittik psikologlara gittik yine boşanma ama hep boşanma kelimesini çıkarıyor her konuda senden boşanmak istiyordu evet ee, eşiniz şu anda telefon telefonatla Deniz Hanım merhaba <laughs> merhaba hoş geldiniz yayına hoş buldum ee, eşiniz Temel Bey burada yani e, bu <laughs> beş yıllık hayatınız böyle az çok e, anlayabildiğim kadarıyla <laughs> biraz böyle hararetli e, çalkantılı da geçmiş e, şimdi evet. E, ...ayrılmak istiyorum dedi. Siz eşinizden ayrılmak istiyor musunuz? 9 Şubat'ta o evi terk ediş nasıl gelişti? Eşinizden bir e, şiddet daha, gördünüz mü? Tarafları 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 Anlayamıyorum. Anlayam hoparlörü yapacağım. kapatır mısınız lütfen? Arkadaşı da var. O da duyacak ya yanında. O evet hoparlörü kapatın. Direkt telefondan konuşun. Sesiniz kötü geliyor. 9 Şubat'ta çocuğunuzla beraber evi terk etmişsiniz. Nasıl başladı bu olay? Şiddet gördüm ben. Hı <laughs> hı. Ondan sonra karakola şikayet ettim. Uzaklaştırmadım ve babamın evine döndüm. Bu kadar. Hı <laughs> hı. Şiddet sebebiyle <laughs> mi ayrıldınız? Hayır zaten boşanmak istiyordum. Boşanmak istiyorum diye de dövmeye kalktım. Yani ben hiç, hiç Hayır hiç ben, ben seni, ben seni asla dövmeye kalkmadım. Sen bana yazdığın meşazların önce cevabını ver. Gurbetteyken Mersin'de çalıştığım <laughs> zaman. Hiç durup dururken yazdığın. Bana yazıyorsun ki sen çok değişik adamsın. Ben senin yerinde olsam benle evli e, kalmam. Tamam, ben ne demek bu? Olmak Önce bir fotoğraflarımı kaldırır mısınız? Tabii ki. Şunu merak ediyorum. 9 Şubat'ta siz evdeyken kocanız evde miydi o, o gün? Evet evdeydi evden ayrıldığında. Zaten karakola gidip ben söyledim gibi. Hı. Yani kaçma falan yok. Kaçma yok. Oradan ya ayrıldınız. Nasıl kaçma yok ya sen sabah namazıyla kızımı alıp kaçıyorsun. Yalan söyleme lütfen. Esra Hanım biz bununla Mersin'de bana böyle şekil mesaj yazıyor. Mesajlar var ekip arkadaşları arkadaşlar da. Ben buna yine diyorum bak hiç şey etmiyorum. E, kötü konuşmuyorum. Buna diyorum ki eşim ne oldu? Hayırdır neyin var diye. Hı hı. Bu bana bir daha ettiriyor ki diyor ki seni sevmiyorum. Seviyormuş gibi yapıyordum. İşte eee de aynı bu şekil yazıyor. Ben yine hiçbir şey yazmıyorum. Diyorum ki herhalde özledi beni. Ben onun izniyle yine gittim Mersin'e. Borcumuz vardı çalışıp ödeyeyim kızımın doğum böyle günü. Böyle yazan birinden kendinize nasıl böyle sizi sevdiğinizi düşünüyorsunuz? Ben, ona... ben sevdiğini düşünmüyorum abla. Ben e... istemiyorum boşanacağım diyor ya size. Orada demedi. Bak orada Yazıyor demedi. Yazıyor ya mesajda. yazmadı. Meşaz'da sadece. Bir anlat bakayım tamamını. Ben tamamını bir anlatayım. Heh. O biz Mersin'e gitmeden önce babasına gitmişti. Dedi ki kafamı dinleyeyim yine boşanmak istemişti. Dedim tamam dedi git git dedim. Bir ay gitti babasına. Orada dinlendi falan e, geldi ama o zaman konuşmuyoruz. Yine aramız bozuk. Hiçbir şey yokken ama. Neymiş? İlgisizlik ve zaman ayırmamak. Ya ben sürekli zaten çalışıyorum kızımla senin için. Tek başıma zaten ben evimi Hı -hı. kurdum, yuvamı kurdum. Hı -hı. Hiç kimsenin çabası yoktu. Hı -hı. Tamam gitti babasına. Bir ay durdu. Geldi. Kendi özür diledi akşamdan. Hı -hı. Söylesin yalansa. Kendi özür diledi. Özür diledi. Ağladı gece. Ondan sonra hatta dedi ki e, çocuğumuza ikinci kardeş yapalım ya ikinci çocuğumuz olsun falan gibisinden. Tamam ben de inandım. Bunun zaten her dediğine inanıyorum. Bugün söz veriyorsa yarın o söz bitiyor onda. Hiçbir sözünün arkasında durmuyor. Ondan sonra bir hafta falan hatta tra gezdik işte bizim orada o zamanlar. Trabzon'da. Yani orada oturuyordum zaten 3 senedir. Gezdik falan. Eee? Gezdik. Ondan sonra dedim ki, zaten Mersin'e başvurmuştum. Nükleer Santral'da. Anneciğim. Şimdi eşiniz bir şey anlatıyor. Diyor ki hani bizim böyle küslüklerimiz oluyor. Siz hatta kocanıza şey diyor musunuz? Hani seni sevmiyorum, senden tiksiniyorum, senden nefret Hı. ediyorum, senden boşanmak istiyorum diyor musunuz? Hı. Söylüyor muydunuz bu cümleleri yüzüne? Söyledim boşanmak istedim. Evet söyledim. Peki çocuk sevmiyorum olmadan önce, da diyor önce gitseydin? Muydunuz? Hani senden tiksiniyorum, iğreniyorum gibi. Evet. Bunları da söylediniz. Hı. Keşke o bırakmıyor zaman teşimi. gitseydin. Niye o Peşinizi zaman gitmedin? Peşinizi bırakmıyor. Peki o da şunu iddia ediyor diyor ki hani bunları söylüyordu söylüyordu sonra diyordu ki üç gün sonra gel bir çocuk daha yapalım işte bir kardeş yapalım ya, diyor musunuz? Şu an şu an sadece kızımın velayetini alabilmek için kızımın, velayetini, kızımın velayetini zaten alacağım sen erkeklerle e, benim kız evin ben kızımı nasıl bırakabilirim senin o eline? Ben sana ya güzellik ben sana güzellikle da. dedim ki benim kızım velayetini bana ben istediğin zaman var, gelip var, görürsün. İstediğin zaman ben anneden kesinlikle <laughs> ayırmam Peki, asla. Peki bu arada Deniz Hanım eşiniz ilk programa başvurduğunda aslında ben barışmak, ben barışmak, barışmak istiyorum. istiyorum diye başvuruda bulunmuş. Sonraki süreçte bugün de yayına çıktığında ben boşanmak istiyorum dedi. Evet. Sonra evrakları evet. hazırlandı. Cumartesi günü mahkemeye açacak avukat. Siz dava açıyorsunuz <laughs> yani. Evet dava açıyorum. Peki bu süre içerisinde ben dedi çocuğumu görmüyorum dedi. Bu iddiası evet. doğru mu? Çocuğum, <laughs> çocuğum ikimizin velayet şu an. <gülüyor> i̇kimizin <gülüyor> evde ben uzaklaştırma... Mi? ikimizin de aynı darp raporu var. İkimizde de aynı... yani itik... Sizin de mi uzaklaştırmanız var hanımefendi? Ben uzaklaştırma almadım. Hı. İkimizin var. Darp raporları aynı. O dokuz edilenmesi var. Sadece itikleştik ama sert itikleştik bununla. Anladım. O da kızımı alıp gidiyor diye yani. Şimdi... Deniz Hanım eşiniz boşanmak istiyor eğer siz de boşanmak istiyorsanız e, gelebilirsiniz teklifim ben kızı, açıktır. Ben Esra abla ben kızıma burada yemin ediyorum ben 4 aydır ben kızımı görmüyorum ve gurbetteydim hep görüntülü ve ben kızıma çok düşkün olduğumu aşırı derecede biliyor. Ben kızım için Teklif. köpekler gibi sabaha kadar çalışıp altın ettim altın çeyrek altınlar falan ettim o keyfine gitti orada bozdu onların hepsini yedi. Anladım Deniz Hanım gelmek isterseniz teklifim açıktır o da boşanmak istiyor hani anlaşmalı olarak boşanabilirsiniz. Çocuğumun, tamam mı? Çocuğumun velayetini çocuğum bana verdirdikten sonra yok. Ya zaten çocuk çok küçük. Yani o küçük mahkemenin takdiri ben... ve kararıdır. Her koşulda e, bu kadar küçük bir çocuğu anneye veriyorlar. Ama yaşam tarzı çok kötü çocuğumun. Ve iki Ay yaş... abicim bir yani çok... ben şimdi okey oynuyor diyorsun yani. Ve ben, zaman benden de alsınlar çocukları. Ben de oynuyorum. Yok, o anlamda değil ve yabancı erkek hepsi kızımın niye yabancı erkeklerin yanında olsun?